Merhabalar. Biz geçtiğimiz haftalarda bir kıskançlık belgeseli yazmıştık. Orada da kül kedisi partı vardı. Hatırlayanlar var mı acaba? Sevindim. Biz kül kedisinin devamını yazdık. Yani masalı komple yazdık. Bir dakika dursana ya. Birine sözüm var. Ona söz vermek istiyor. Bir tane mikrofon alabilir miyiz şuraya? Şu Avustralya'dan gelen bir misafirimiz var. Çocuğuna selam söylemek istiyor. Şu tam şuraya. Evet. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Avustralya'dan geliyorsunuz. Evet. Bizim için. Sizin için tabii. Ya yeme bizi abi Avustralya'da. Şaka mı? Gerçekten ayın 14'ü ile 17'sinde Almanya'da fuarda olacaktık. Aa. Ve üzüldüm yani gelemiyorum diye. Covid nedeniyle fuarı iptal ettiler. Oh be dedim. O sayede şeye geldim. Oyuna gelmiş oldum. Ben yine bir gurur duymadım bundan. Yani şu an senin olacak bir işin vardı, o iptal oldu. Ama sen de burada zaman geçirmek zorunda kaldın. Ve bizi seçtiğin gibi bir şey oldu. Bilette de baktım, burada boş yer var. İzliyor muydun abi bizi? İzliyoruz, ailece izliyoruz. Kaç kişi? Kim, aile kim? Kızım, oğlum ve eşim. Onlara burada da, kim var? Onlara da buradan selamlar. Hiçbiri yok mu burada? Hiçbiri yok, yalnız geldim. Şu an Avustralya'da aynen. Sizi burada izliyorlar. Biraz tatları kaçar değil mi? Biz niye yokuz diye. O olacak. Yok söz verdim. Eylül'de yine geleceğiz. İnşallah o zaman. İnşallah bir fuara gelin iptal olursa buraya gel. Yine. Eylül'de fuar yok. Özellikle Türkiye için geliyorum. Hala yalnız bizim için demiyor. Ülke ziyareti çok güzel. En son bir şey dedim. Çocuklarıma selam yollamak istiyordu. Şu kamera, hangi kameraya yollasın abi? Şuraya çocuklara söyle abi. Ne demek istersin? Pişmanlığını da dile getir. Onlar yok şu an, sen buradasın. Tabii kesinlikle. Hı. Kızım Selin, oğlum Semih. Ve sevgili eşim Sibel. Şu anda gerçekten çok mutluyuz. Hep beraber. Ve siz yoksunuz. Hep beraber. Harika gidiyorsun abi. Ailece seyrettiğimiz, canlı seyretme şansı var. Ama içimde sadece bu sevinç, buruk bir sevinç. Sizler olmadığınız için. Vay be. Tebrik ediyoruz. Her şeyi idare edersiniz siz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Çok dün Sidney'e selamlar. Sağ ol. Sidney benim selamımı ne yapacaksa. Şimdi Sidney diye buradan selam bakalım. Evet, buyur Cemile'ciğim. Evet, kül kedisi geliyor. Atakan'la birlikte yazdık. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Canım güvercin. Sen de benim gibi bu evde hapis kaldın. Hadi özgür ol, uç. O kadar fakirim ki gerçek bir güvercinim bile yok. Kız! Kül kedisi! Ne oyalanıyorsun burada? Patatesler soyulmamış, soğanlar doğranmamış, pirinçler ayıklanmamış. Hemen hazırlıyorum şef. Yarım saatin var. Yarım saat içinde bunların hepsi bitmiş olacak. Baloya geç kalacağız. Anneciğim, ben de baloya gelebilir miyim? Baloya sadece ülkenin en güzel kızları gelecek. Senin baloda ne işin var? Prens kendine eş seçecek. Senin ne işin var Südüklü? Bana hakaret ettiniz ama olsun. Ben yine de sizi çok seviyorum. Bu kız tam bir gerizekalı. Olsun. Geri de olsa bir zekam var. Buna da çok şükür. Sus! Sus! Kızlarım nerede kaldı? Geç kalacağız. Kızlar! Kızlar! Gözünü seveyim, şu bacağını azıcık aç. Hiç estetik değilsin abla. Ben açarım da yani dünya buna şu an hazır değil gibi hissediyorum. Performansınız çok güzeldi ablalarım. Kuğu gönü balesi mi bu? Ne kuğusu, ne balesi? Ne diyorsun sen be? Allah Allah, şemman be bu. Kız,
kız Allah aşkına bu bir kere türkü bara mı gitmiş ya? Yani nereden bilsin küllük? Şununla uğraşmayın. Sabahtan beri şiştim. Davul gibi oldum. Davul değil de daha çok bateri gibi olmuşsun anne. Nerene vursak ses çıkıyor. Geç kalacağız. Geç kalacağız. Bir eksiğiniz varsa söyleyin şuna yapsın. He yok eksiğim yok da fazlam var kız. Benim şu bıyıklarımı al. Ama daha sabah almıştım abla. Kız saatte bir çıkıyor. Tamam hadi yolda ben alırım. Şimdi beceremez bu meymenetsiz. Kız bu kadının içine Erol Taş mı kaçtı? Ne oldu ya? Haydi gidelim anne ya. Geç kalıyoruz. Yürüyün. Tamam. Yürüyün. Guatr'ın azacak. Git hadi. Neyse. Belki de baloya gitseydim başıma felaketler gelecekti. Bilemeyiz. Havalı havalı hop. Hülyan teyze. Yok çılgın Bediş. Pardon. Merhaba çılgın Bediş. Kızım sen gerçekten gerizekalısın. Gülperi ben Gülperi. O da olur. Hoş geldin Gülperi. Hoş bulduk canım. Bunlar sana o kadar eziyet ediyor. Sen hala ben onları seviyorum diyorsun. Ama onlar benim ailem. Ay aman sen Polyanna'dan da betersin ya. O bile sıkıntılara dayanamadı. Gık dedi hastanelik oldu yani. Sen gık demiyorsun ya. Geçmiş olsun. Nesi vardı ki? Geçim sıkıntısı. Kocası da askeri ücretle çalışıyordu. Yettiremedi demek. Yalnız o askeri değil, asgari. Yok canım, askeri. Kocası askerdi bunun. Aman hiçbir şey de anlamıyorsun. Neyse bunu boş ver. Sen baloya gitmek istiyor musun, istemiyor musun? Ben baloya gitmeyi çok istiyorum ama... Anması manması yok. Periyim ben, sen söyleyeceksin, ben yapacağım. Şimdi bana bir kabak getir bakayım. Ha ben bunu biliyorum. Şimdi kabak arabaya dönüşecek. Kuşlar muhafaza, köpek ata falan dönüşecek değil mi? Hmm, gerizekalı seni. Yok kız, evde yemeğim yok. Akşama dolma yapacağım onun için. Hiç bana bak. Daha hadi çabuk olun. Biz saçını başını yapacağız. Bana bak, 12'den önce, 12'den önce anlıyor musun? Biraz gerilik var çünkü. 12'den önce, 12'den önce evde olacaksın. Tamam. Zaten 12'den önce evde olmazsam eski halime dönüşürüm değil mi? Ben biliyorum. He gerizekalı, aynen öyle. Bana bak kızım, son otobüsü kaçırırsın. Anlıyor musun? Taksiye bulamazsın. Tamam mı? Hadi çabuk ol, yürü. Tamam. Allah'ım ne maymatı ya. Ben bile dayanamayı döveceğim şimdi bunu ya. Ben yine de seni çok sevdim Gülperi teyze. Dikkat, dikkat. Karşınızda 14,5. Hatemo. Kimse o, kime haber verdin sen ben geldim diye? Yerin kulağı var. Eğer içeri sessiz girseydik... ...insanlar bunu dedikodu yapabilirlerdi. Kralın borusu ötmüyor derlerdi. İyi düşünmüşsün, aferin. Evet. Aferin. Bir de çalabilsen neler olacak? İsmet kursuna yazıldım kralım. En yakın zamanda öğreneceğim. Ay İstanbul çalıyorum. İsterseniz biraz sıngırtayım. Lan adını verdim çalma. Sen çalarsın İstanbul'un ahı gider ve ahı kalır. Doğru diyorsunuz kralım, kusura bakmayın. Bu arada oğlunuz geldi. Oğlunuz Hatemoğlu Robert. İçeri alayım mı? Gönder gelsin. Karşınızda aşksız prens. Yok. Aşksızım yok. Yok baba yok. Yok. Lan oğlum nimetle doğru düzgün oyna.
Terbiyesiz insan çocuğu. Ne yok, ne yok? Rüyalarımda gördüğüm o kızı bulamıyorum baba. Yok kız. Lan oğlum, sen rüyalarında gördüğün kızı bulacaksın diye bütün ülkenin kadınlarını saraya davet ettik. Ya bütün ülke ne ya? 30 kişi şurada toplasan ya. Allah Allah. Ağa mısın sen? O zaman evlen, evlen, çocuğun olsun ki nüfusumuz artsın. Şuraya bak. Bir sürü güzel kız var. Hepsi cillop gibi. Tamam, arada bir kasadan çirik meyveler çıkmıyor değil. Ama önemli olan neslimizin devam etmesi. Ya neslimiz böyle devam edecekse soyumuz kurusun bizim ya. Bu neymiş ya? Kız prens de pek bir yakışıklıymış ha. Gidip karakterimi mi tanıtsam, ne yapsın? Ay dur gerizekalı. Sakın ha, ne o ya, erkek görmemiş gibi? E görmedim. Ablan haklı. Biraz annene özen. Ağırdan sat kendini. Kaçtan mesela? Ya anne, benim etim ne, budum ne? Bu satsın ağırdan. Senin de bu şişman şakalarından yıldım bıktım artık ha. Yani ben de senin şişman olmandan bıktım. 4 sezondur yapıyoruz, insan bir 250 gram verir yani. Sana da sürekli çirkin şakaları yapıyorlar, sende de bir değişiklik göremedik yani. E ne yapayım? Burnumu mu kaldırayım? Elmacıklarımı mı aldırayım? Kendimi aşağıdan sıkıp gözlerimi mi pörtleteyim? Ne yapayım? Allah böyle yaratmış. Kızlar, susun. Kral bize bakıyor. Anne, şu ameliyatını kurbanın olayım, aksatma ya. Adam buraya bakmıyor bile. Neyse, ben prensin yanına gidiyorum. Esselamu aleyküm prens. Ben çiğ köfteci kızı Evliye. Çiğ köfte hiç sevmem. Aa, ben de. Bak, ortak bir noktamız çıktı. O ne kadar büyük elma. Merhaba. Ben de Evliye'nin kardeşi Safari. Var mısın benimle vahşi bir doğa turuna çıkmaya? Bu ne? Fil. Bu? Hortumu. Estağfurullah. Aslında bundan bir şey çıkabilir. Bence şansını bir dene. Ya baba, sen nasıl bir yokluktasın ya? Bu nasıl bir yokluk Allah aşkına? Yani Allah, yok istemiyorum ben. Asla istemiyorum. İstemiyorum. Ay ne kadar güzel üfledi. Yemin ediyorum buraya bir serinlik geldi ha. Dikkat dikkat! Karşınızda karşıki dağların prensesi geliyor. Bir dakika ya. Karşıki dağlar biz hep jenderme diye biliyoruz. Bu Cinderella. Aman Allah'ım. Bu o. Rüyalarımda gördüğüm. Evet. Evet. Ya sana da aşkız prens dedik, sen kafayı yedin iyice. Ya manyak mısın sen, ne diyorsun? Ne oluyor lan? Çekil git lan. Allah Allah, bir de aşkız prens diyor. Prensesim. Prensesim hoş geldin, neredeydin? Ya kusura bakmayın, birazcık geç kaldım. Benzine zam geldiği için Peri beni metrobüse bindirdi. Olsun, geldin ya. Baba, 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 işte evleneceğim kız bu. Eyvallah, güzelmiş. Bize tercih ettiği kıza bak Allah sen ya, esmer bile değil. Ele falan gelmez bu, ele gelmez. Bu var ya bu, kürdan bu ya. Bunu aynı yatağa gitsen böyle yorganın altını açarsın, bakarsın. Nerede? Nerede bu kız, nerede? Yemin ediyorum benim moralim yerlerde. Hani sıfır bile değil. Eksilerdeyim yani. Ben gidip biraz hava alacağım canım. Kusarsan ben de saçını falan tutarım. Gel. Kızlar, kızlar, nereye gidiyorsunuz? Gel ben sana sarayı gezdireyim birazcık. Sarayınız çok güzelmiş. Ne kadar buranın kirası? Yani yarın çıksak sahibi 8.000'e kiraya verir ama biz eski kiracıyız. O yüzden 2.000'e oturuyoruz. Evet, evet. Ha 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 ha!
adını verdim kardeşim. Sayın kralım, bu işte bir haksızlık var. Bence benim kızlarıma da bir şans verilmeliydi. Lan oğlum bu kimdir? Balık Ayhan mı? Akrep Nalan mı? Kim bu? Efendim, ben kendimi tanıtayım. Ben Karpatların Madonna'sı Hacı. Görsek inanmayacağız da görmedik işte. Hoş geldin. Sayın kralım, bence siz çok adaletli bir insana benziyorsunuz. Ben diyorum ki... Ben... Ben diyorum ki bir şarkı yarışması yapılsın. Kazanan... Ben diyorum ki bir şarkı yarışması yapılsın. Kazanan biraz da eğlensin. Aslında olabilir. Birazcık eğlenme şöyle. Ama baba... Çok konuşma. Evet. Test şarkı yarışması yapılsın. Kralım, ben o zaman hemen bir şarkıyla başlıyorum. Kız Safar'a ne söyleyeceksin? Ahrı Dağ'ın eti... Hiç harbını yan bağlama, kurban olayım. Ahrı Dağ'ın... Eş harbını yan bağlama, kurbanın olayım. Allah'ın adını verdim, eş harbını yan... Eş harbını yan bağlama! Eş harbını yan bağlama! Ben söyleyeyim, sen ağlama! Ben söyleyeyim, sen ağlama! Zalim baban seni vermez, zalim baban seni vermez. Oturup da sen ağlama! Oturup da sen ağlama, hey! Çok iyi. Çok iyi. Vallahi çok, çok güzel söylemişsin. Beni şaşırttın. Evet, sıra sende prenses. Al. Bakalım ne söyleyecekse artık. Üzüyor gece kabuslar gibi. Çok kötü. Olacak gibi değil. Bir şey söyleyeyim mi? Resmen playback yaptı. Burada adaletsizlik kokuyor. Yani playback değil. Hepsini ağzınla yaptın değil mi hayatım? Vallahi gerçekten yapmış olabilir. Şu ağza bir bak ya. Böyle ağız mı olur? Embe Orkestrası ve Mustafa Ceceli bile sağır buna ha. Yani aslında ben şey yani öyle bir şey... Baba birinci yani belli yani. Vallahi... Ama birinci belli gibi. Ama birinci belli gibi diyor. Allah'ın adını verdim, böyle zıplama lütfen. Böyle zıplama. Oğlum ne istiyorsa olacak, yapacak bir şey yok. Evet, evleniyoruz artık. Kızım ya. Eyvah, saat 12 oldu, benim gitmem lazım. Neden, nereye? Gitme. Ya üzgünüm, gitmem lazım. Ah. Eğer birbirimizi gerçekten seviyorsak kader bizi birleştirir zaten. Gidiyorum. Gitme. Evet. Bir dakika, çok nereye gidiyor kim bilir? Belki de aşığı var, oraya gidiyordur. Sinsirella. Biz ne olursa olsun birbirimizi seveceğiz, gitme. Ya evet, seveceğiz ama mutlaka bir araya geleceğiz, merak etme. Gitme. Kızım, gitmeden şu ayakkabıları alayım. Çıkın. Şu kıyafet de çok güzel. Çık. Dur. Yapmayın ya. Gel yapmayın. Buraya saçını gitmeyin. Da ben alayım. Saçımı az gel. Yapmayın. Gel. Yapmayın muhafızlar. Muhafızlar. Niye muhafızımız yok bizim? Kız. Kül bastı. Aa. Senin ne işin var burada? Ne işin var? Bir dakika.
Siz karşıki dağlar prensi Cinderella'yı nereden tanıyorsunuz? Ya ne karşıki de prens, ne biçim konuşuyorsun? Bizim üvey kardeşimiz bu ya. Köy kedisi, köllük bu. Leç mi? Prensim, artık gerçek halimi gördün. Ben böyle biriyim. Gitmeme gerek kalmadı. İşin vardıysa git ya. Yani tutma. Ama yani ne olursa olsun kal falan demiştin. Yani burası özgürlükler ülkesi. Hani ben prensim diye kal diye şey olmasın dedim ben, değil mi? Yani baskıcı bir rejim değilsin sen çünkü. Ama ben seni çok sevmiştim. Neden böyle? Ya vallahi ya. Ben anladım seni. Sen benimle evleneceksin. Bunlar da sarayı yiyecek değil mi komple? Ya yok yok baba ya. Bu ne ya? Bunu evlenmem ya. İstemiyorum ya. Bunun var ya Instagram fotoğrafları da filtrelidir ha. Baldızlar. Baldızların var orada. Baldızlar. Bir de şu baldızlara bak. Bu baldız değil, baldır be bu. Allah Allah. Lan sen ne biçim konuşuyorsun? İt! Şuna bak ya. Bizim kardeşimiz o be. Sen nasıl konuşuyorsun? Ha? Sana... Bir tane koyarım sana görürsün. Şöyle bir koyarım. Bir de böyle vurarım görürsün. Sakin ol, sakin ol. Çok sinirlendim. Stres yapma. Sen de bir prens gibi davran, tamam mı? Bir kıza sahip olacağına layık ol, tamam mı? Bu kız... Bu kız bu ülkeyi güzelliğiyle kurtarır. Bana ne oluyorsun? kızlarım, siz ne olacaksınız? Ya biz ne olacağız anne ya? Allah aşkına ya. Bize gelmezdi zaten. Başka hayatlar... Başka. Elimizi sallasak bir erkeği çarpar. O da böyle yere düşer zaten. Kusura bakma yiğidim. Gel kaldırayım seni. Allah! Bu nasıl bir güçlü bir şeysin sen kadın? Sizinle tanışmak isterim. Daha sessiz bir yerde konuşmak isterim sizinle. Sakin bir yerde. Olabilir. Sana biraz hayat hikayemden bahsedeyim. 10 yaşında haltere başladım ben. Özür dilerim. Yani ben bir hata yaptım ama dersimi aldım. Hadi gel sana ülkeyi gezdireyim. Çok büyük değil zaten. Tamam. Ben seni affettim. Zaten başka şansım yok. Fakirim. Ne diyorsun Madonna? Seninle bir çay içelim mi? İçelim kralım. Buyurun. Geç. Anne emin misin? Eminim. Eminim diye şuna bak. Panzer tekeri gibi sürükleniyor ya. Sarayı senin üstüne yapacağım. Allah cezanı vermesin anne. Ben yine bir başıma kaldım. Benim bu kaderim ne olacak ya? Ağrı dağın eti, eş arbuniyan bağlama. Kurbanın olayım. Allah'ın adını verdim eş arbuniyama. Eş arbuniyan! Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Hacı gülmedin gerçekten. Hacı çok güzel olmuş. Hacı çok güzel. Sağ ol. Ama ben de sana dedim yani bu kıyafet enteresan bir şekilde Hacı'ya çok yakışıyor. Ben yani bir güzel, hayır güzel duruyor. Ve o kadar iddialaştık. Yani bu skeçte ne olur rica ediyorum gülme dedim. O da dedi ki abi çok büyük bir iddia koyarsan gülmem dedi. Çok büyük bir iddia koymadık. Yine de gülmedin. Atakan güldü abi. Ben Atakan güldü. Atakan kaç skeç gülmedi. Ama sen bu skeçte gülüyordun. Çünkü bu kıyafeti gülmemek mümkün değil. Bir de iddiaya girmesek ben de Atakan'a neler yapardım da. İşte onları istemiyoruz biz. Yani ha, tamam okey. Harçın neler yapardım derken ne yapacaktın? Hayır yani oyun anlamında daha da üstüne giderdim ama seninle iddiaya girdik gitmedim. Gitmedi. Bir dahaki gece kül kedisi uçacak. Ama yine bir kısmını gördük. Yani kıyafetli bir acımasız abi, yerleri. O da benim şeyim, şovum. Şovum. Çok güzel. Şiveli bir kral. Vallahi abi öyle oldu. Nerenin kralı da bilmiyorum. Nerenin kralı da bilmiyorum. Çok güzeldi gerçekten. Ha, bu arada zil dedik. Skeç'in yazarları kimdi? Cemile ile ben. Cemo. Cemile ile Atakan yazdı ve zile gidiyorlar. Bu güzel skeçle. Bravo. Cemo hazırlanıyor.
Cemile, senin kıyafet de skeçle ilgili gibi, biliyor musun? Öyle mi? Evet, dönem kıyafeti gibi de duruyor. O yüzden dedim yani. Evet, Ahmet abi, siz ne dersiniz skeçle ilgili bir kül kedisi? Zil tabii ki. Zil. Ama Hacı'ya, yani biliyorsun bu işlerde sahnede kostüm taşımak çok önemlidir. Evet. İyi taşıdı. İyi taşıdı. Ekstra bir alkışı hak ediyor. Evet. Yani. Ayrıca o iki kız kardeşin de üvey kardeşlerine sahip çıkması çok parlak bir fikir. Güzel yani. Değil mi? Finalde hoşuma gitti. Evet. Hikayenin sonunda üvey kardeşlerine sahip çıkmaları. Evet, o zavallılara hep çok kötü bir rol biçilmiştir ya, onu da kırmışlar. Evet. Tebrik ediyoruz. Açık biçime çok yakışmış. Uyarlamadaki en güzel yer hakikaten finaldeki o şey. Bir de hiç sahnede kıyafetin oyuncuyu taşıdığını gördünüz mü? Sanki kıyafet de Hacı'yı taşıyor. Yer yer. Kıyafet de elinden geleni yapıyor tabii yani. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızda. Çok güzel hareketler bunlar. Başlıyor şimdi.